Herkes aynı hayatta. Kendini bir şey sanma. Ne bir gün güldürdün, ne sevindirdin. Seni sevmektense hiç mi ölseydin? Hey gidi koca dünya, gam yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya, dert küpümüzsün. Dünyaya doymadan geçip gideceğim. Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? Şimdi tutmuş diyorlar ki, ne istersin hayattan? Sen de biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Bu fotoğrafta 2 ya da 3 yaşlarındayım. Manisa'dayız. Yani eskiden herkeste fotoğraf makinesi olmadığı için stüdyolara gidip çekilirdi. O dönemlerden kalma bir fotoğraf bu da. Hı hı. 81 senesi falan herhalde. 80-81 o civarlar bir şey. Gittiğiniz günü hatırlıyor musun, yoksa bu sadece silik bir anı mı? Çok silik bir anı tabii canım. Çok küçüğüm yani hani. Ama böyle bir adetimiz olduğunu hatırlıyorum. Hı hı. Ara ara hani fotoğraf çekilmeye götürülürdük. O zaman yaygın olmadığı için. Nasıl bir çocukluktu Manisa'da geçen? Güzel bir çocukluk geçirdim. Manisa'da da geçti, Malatya'da da geçti bir kısmı. Arapgir'de, memleketimizde. Annem ilkokul öğretmeni olduğu için okullar tatil olunca biz 3,5 ay şeye giderdik, Arapgir'e. Okul zamanında Manisa'daydık şeye kadar. Yani liseye başlayana kadar Manisa'da öğrenim gördüm. Yani hala herkesin sokakta oynayabildiği, yani şey yapabildiği zamanlardı. O yüzden mahalle kültürüydü. Hani biz, ben hatırlıyorum 7-8 yaşlarında, 9 yaşlarında bisikletle gece dışarılarda dolaşabilirdik. Öyle bir güven vardı. Yaramaz bir çocuk muydun Mehmet? Yaramazdım. Yaramazmışım yani. Hani biraz şey yapmışım, annemlere babamlara biraz çile çektirmişim. her çocuk kadar belki bilmiyorum da hareketliymişim yani. Onu söylerler. Kardeş? Ablam var, diş hekimi. O çok daha mülayim bir insan olduğu için tabii benimki biraz daha yaramazlık fazla görünüyor bile olabilir o dönem. Doğru. Arkadaşlar değil mi? Kalabalık. Arkadaşlar, mahallede, kalabalık, komşu çocukları. Komşu çocukları, şeyler, okullarda annem de öğretmen olduğu için birçok ailenin çocuklarını da tanıyor olma fırsatı oldu. Kalabalık bir çocukluk geçti yani o yüzden. Eğlenceli. Çok eğlendiğimizi hatırlıyorum ben. Ve müzikli tanışma da çocuklukta oluyor zaten değil tabii, mi? 5 yaşında. 5 yaşında işte evde annemin mandolini var. Dediğim gibi öğretmen olduğu için öğretmen okulu zamanında mandolin şart koşulmuş falan. Annem o kadar müzikle ilgilenmedi halde mandolin vardı evde. İşte çocuk olarak da ergonomik olarak en rahat tutabileceğin, çalabileceğin enstrümanlardan biri mandolin zaten. Hı hı. Onunla başlamışım ben de zaten evde. Hı hı. Hani uğraşarak, şey yaparak, cırmalayarak. O dönemler geldi gözümün önüne. Peki hatırlıyor musun? Yoksa yine bu da silik hatıralar arasında mı? Yani o mandolinle uğraşman, tabii, hatırlıyorum çalmaya çalışman. Yani bu yaştan biraz daha sonra herhalde hatırlamaya başlıyorum. Hani buralarda hayal meyal de. 4 yaşından sonra bir aydınlanma gibi, hani ondan sonrasını hatırlıyorum. Oğlum neredeyse. Yeter artık, başımız şişti diyorlar mıydı? Vallahi dedikleri olmuştur herhalde. Ama bir yandan da evde gözünün önünde olduğu için bir yandan öyle bir güven de var müzik konusunda en azından. Şeyde şişirmişimdir herhalde bayağı başlar. Çünkü küçükken ilk zamanlarda çok düzgün çalabildiğimizi zannetmiyorum. Tabii doğru, ama aile zaten müziğe meraklı. Var müzisyen baba. Değil mi? Babam klarnet çalardı. Dayım konservatuarda öğretim üyeliği var hala. İzmir'deki büyük dayımın. Müzikle iç içe bir şeydi. Hani toplanılınca da oturulur, söylenir, çalınır, söylenirdi. Ne söylenirdi? Türküler söylenirdi çok. Yani birçok yöreni, birçok türküsünü de bilirim ben hala zaten. Şeyde. Çocukluğumda da yani bunun daha ileri yaşlarında da şey oldu zaten. Gelen misafirlere, birçok eşe dosta çalmışımdır ben zaten evde. Hani şey olarak. Gelen misafirlere bir şey olarak, ikram olarak ben de vardım zamanında. Yemek ve müzik. Evet, şimdi de ben size bir şeyler çalacaktım. Ne çalıyordun? Yine türküleri mi? Türküler çalıyordum. Yani o tabii ilk başta daha mandolinle falan, sonra bağlamaya geçtim. İşte ud oldu, cümbüş oldu, farklı enstrümanlara geçtim.
Bağlamayla çok çalıştığım için çok türkü çalardım. En çok hangisini çaldığını hatırlıyor musun veya en çok sevdiğin? Sevdiğimden ayrı bizim ailede önemli yeri olan türküler vardı. Mesela bir istenmeyen hani vefat yaşamış mesela orada ağlamayar türküsü bizde çok sevilirdi. Hani bir hüzün oluşturur herkesin bir içi burkulur ama hep söylenirdi o ya, her buluştuğumuzda. Çok türküler yani hani birçok türküyü çok söylemişimdir zamanında. Onların da bizde illaki tortusu vardı zaten şu an yaptığımız müziğe. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ben sana aldanamam yani, ben sana danamam. Sana aldanamam yani, ben sana dayanam. Peki o müzikle tanıştığın ilk yıllarda tarzını çok sevdiğin, sesini ya da bir enstrüman çalıyorsa yine tarzını, performansını çok beğendiğin, öykündüğün, belki ilham aldığın birileri var mıydı? Yani şu anki hala neredeyse hemen hemen aynı şey zaten hani benim için. Hani o zaman da Sezen Aksu hayranıydım. Yeni türkülerden Fikret Kızılok'lara, Bülent Ortaçgil'lere, Sezen Aksu'lara, Barış Manço'nun bütün albümleri yani çıkabilen her şeyi o zaman da ben dinliyordum Moğollar zaten. Moğollar o dönemki bütün o külliyatı dinliyordum. Güllerin Çin'den arasındaki solunun Erkan Oğur'un olduğunu o zaman bilmiyorduk ama şimdi biliyorum mesela. Hani o zaman bilmeden çok seviyormuşuz mesela ama sonradan öğrenerek sevdim. Doğru. İnsan biraz tadına zamanla varıyor belki de bazı şeylerin. Evet. Daha özümsüyor, daha şey yapıyor. Doğru. Hala dönüp dönüp zaten onları dinliyoruz. Hatta bir sahnede çoğunu söylüyoruz. Albümlerimize koyuyoruz. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Buraya kalbinde yer bulur da yerleşirim yıllarca. Seversin sonunda. Sanki biraz naz ediyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı sevdiğim. Seni bana yazmış, inanmıyorsun. Peki bir öğretmen annenin oğlu olarak fena da bir öğrenci değilsin gördüğüm kadarıyla. Fen Lisesi'nde okumuşsun. Aileden böyle bir telkin geldi mi hani bilim insanı olman, fenle, matematikle uğraşman yönünde yoksa sanat yani, yolunda gideceğin belli miydi? O zaman da çok uğraşıyordum zaten. Hani dediğim gibi ufaklıktan beri müzikle ilgim var. Ama matematiğe, fiziğe de ilgim vardı. Hani fen bilimlerine de ilgim var. O yüzden Fen Lisesi'ne gittim. Oradan zaten Boğaziçi Makine'ye kazandım. İşte ama işte hayat insanı yönlendiriyor. Orada da başka bir yol açıldı. Yani sonuçta okul öyle de olsa. Hepsinin başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum ben. Yani sonuçta total bir hayat yaşıyorsak veya bir yere varıyorsak her şeyden farklı katkıları aldığımızı düşünüyorum. O zaman tabii ki biraz telkin oldu. Hani normal mesleğini niye yapmıyorsun, müzikle uğraşıyorsun. Hani sonuçta bütün ailelerin, annelerin, babaların kaygıları hemen hemen yaklaşıktır. Hani ama biz işte her zaman onu belki arada kaçırıyoruz. Herkesin mutlu olmak ihtiyacı var. Neyle mutlu olacaksa onunla uğraşması lazım. Hani çünkü başarılı olmak mutlu olmayı getirmiyor kimse zaman. Mutlu olmaya çalıştık biz her zaman. Şimdi çok şükür mutluyuz yani her şey olarak. Makine mühendisliği çok da zor bir bölüm. Hiç düşünmedin mi peki o alanda ilerlemeyi? Yani sadece okuyacağım, tamam okuyorum da ve bitti. Ama benim yolum bu mu dedin yoksa ufak tefek gitgeller oldu mu o dönem? Yani gitgeller olmadı da ilk dönem tabii hani bir şey belli bir şeye ulaşana veya uğraşıncaya kadar zorluklar var tabii bir sürü ama işte biraz sebat etmek gerekiyor bir konuda. Ama ben her zaman bu işi yapacağımı düşünüyordum zaten. Ben tutkuluydum yani ben müzik yapmak istiyordum. Ya tabii ki diğer okullar kendi hayat süreci içinde geldi. Onu da okudum. Yani merakım vardı ama hiçbir zaman oraya yönlenemedim zaten. Hani ben dediğim gibi Boğaziçi'ne girdikten sonra da müzikle uğraştım. Sonrasında da müzikle uğraştım. Zaten hani açıkçası
bu işte diğer işte de yani makine mühendisliğinde de o işe çok kendini vermezsen çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Yani insanların da beni tercih edeceğini çok zannetmiyorum. Hani gönülsüz bir makine mühendisi kimsenin işine yaramaz. O yüzden bence hani ben kendi doğru yolundayım. Karayüzüm habbesi, le 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 canım. Gönlüm sönmez herkesi, esmer sen güzelsin. Bu fotoğraf da 2000 ya da 2001 herhalde. 2002 de olabilir, tam emin değilim. O senelerde Kardeş Türküler konserinden o saçı 3-0 numaraya vurulu olan benim. Çoğu insan beni o zamandan hatırlamadığı için söyleyeyim. Cümbüş çalıyorum burada. Bir konserdeyiz zaten herhalde şu an. O dönemden bir fotoğraf bu da. Nasıl yolunuz kesişti? İşte bu dediğim gibi 97'de üniversiteyi kazandığımda İstanbul'a geldim. Boğaziçi'ni işte okumaya ve zaten 97'de Kardeş Türküler'in ilk albümü çıkmıştı. Dinleyerek gelmiştim ben. Çok beğenmiştim. Yani çok özel bir müzik olarak gelmişti bana. Sonra zaten bir iki sene sonra tanıştık. 99'dan itibaren grupta faal olarak çalmaya başladım. O zamanlar şarkı söylemeye dair heves var mıydı? Yoksa sadece ezberim mıydı? Kendimizi arada söylüyorduk herhalde ama öyle asıl daha hevesli olduğum yer şeydi, enstrüman çalmaydı. Onunla daha çok aşırı neşir oluyordum. Grubun müziğinin içinde de çok enstrüman zenginliği olduğu için çok rahat hissetmiştim. Yani her tarzda müzik yapma şansımız oldu. Farklı bir sürü coğrafyanın müzikleri, hani etüt yapma şansımız da oldu. Onları öğrenme şansımız oldu. O anlamda daha çok enstrümana yönelik bir dönemdi o dönem. İlk konseri hatırlıyor musun Kardeş Türküler'le? Nasıl bir heyecandı? Hatırlıyorum, çok heyecanlıydım. Neredeydi? Hatta Tünel'de Tarık Zafer Tuna'ya dayıydı ilk konser. Benim çıktığım ilk konser. Albüm yeni çıkmıştı, Doğa albümü 99'da. Yani içerisinde önce geçti bütün şey, hani Tünel Meydanı neredeyse dolmuştu. Çünkü albümün ilk konseriydi. Çok heyecanlanmıştım. Hani hem ne yapacağım, ne diyeceğim, birçok enstrüman var, telli kendimizi duyabilecek miyiz, nasıl olacak, hani o heyecanlar vardı. Tatlı heyecanlarmış. Şu an geriye dönünce hala hatırlıyorum yani. Kitlelerin Mehmet Erdem'i tanımasından önce sinema sektöründe bir Deli Deli Olma filminin müziğine imza atarak yine isim duyuldu. Mehmet Erdem ismi duyuldu. Üstelik bir ödül de geldi. Yani. O nasıl oldu? O yollar nasıl kesişti? Zaten o dönem Kardeş Türküler'le yolları ayırınca biraz daha ben hani film müzikleri, o zaman biz Vizontele'leri yapmıştık hep beraber. Film müziklerine çok ilgi duymaya başladım ben de. Hani görsel bir şeye müzikal katkıda bulunmak çok heyecanlandırdı. Çünkü bayağı bir şey değiştirebildiğimiz bir alan olduğunu fark ettim. Ve çok özenli bir iş o. Yani nerede girdi, nerede çıktığına kadar özenle düşünmemiz gerekiyor müziği falan. O anlamda sonra o işle ilgilenmeye başladık. İşte bu Deli Deli Olmayı da kuzenimle beraber yapmıştık, Özgür Akgül'le. İkimiz Murat Saraçoğlu'nun yönetmenliğini üstlendi bir film. Tarık Akan ve Şerif Sezer başrollerdeydi, rahmetli, Allah rahmet eylesin. O film de çok özeldi bizim için. Kars'ta geçen çok böyle naif bir kent hikayesiydi. Filmin müziklerini biz işte Murat'la, yönetmenle konuştuğumuzda, hocayla şöyle şeyler yapsak mı dedik. Çok örtüştük zaten. Sonra biz yaptık, şey yaptık, bütün hepsini yerleştirdik bile. İlk izleme de bile hepimizin içine sinmişti. Hani şey olarak, hocam bir şeyi değiştirmemizi istediniz. Yani içinize sinme, benim içime sinmeyen hiçbir yer yok dedi. Bizim de gerçekten içimize sinmeyen bir yer yoktu. Ve aynen olduğu gibi, yani revizyonsuz iş zordur derler. Biz gerçekten evet. Revizyonsuz bir şekilde o film. Ne kadar sürede bitti? Yani bir ay gibi bir sürede bitti bizim. Ama biz filmin ilk senaryo aşamasında, çekim aşamasına kadar hep içindeydik. Hani tam toparlanması, kayıtlarını yapmamız, hani besteler, onların işte filmde örtüştüğü yerler, versiyonları falan o kadar zaman aldı. Çok içimizde sinmişti. Yani biz o zaman zaten tanımıyorduk zaten de. Yani milletimizi tanıması, hani farkında olmaları çok hoşumuza gitmişti o dönemde. Hani yaptığımız işi birileri farkında en azından diye. Mutlu olmuştuk yani o dönemde çok. Mesela Tarık Akan'la
bir araya gelme şansınız olmuş muydu? Olmamıştı. Keşke olsaydı o zaman da işte. Evet, ne güzel olurmuş. Onun da zaten son filmiydi herhalde. Evet. Allah rahmet eylesin. Bize çok güzel bir hatıra ama oldu. Evet, hikaye de çok güzel bir hikayeydi. Yani. Yani izlemeyenler varsa herkese tavsiye ederim. Deli Deli Olma çok özel bir filmdir bizim hayatımızda. Çek çek işi! Ne ne piyanodu. Beethoven piyano almak için kaç gün odamda hizmetçilik edip bilirsen misin? Beethoven ki. Bağdat'ın Basra'nı telli turnası. Sonra film ve dizi müzikleri devam etti. Devam etti. Başka birçok film oldu. Şu an adını bile hatırlıyorum. Çalgı Çengi yaptık. Bakın sizi sizden mı? Görüyorum. Polis, Garbim Seni Seçti, Kalpsiz Adam, Sınıf, Sen Aydınlatırsın Geceyi. Yani bunlar sadece ya. Bizim de baktığımızda ilk hemen yazdıklarımız. Evet, peki yani, mesela bir şey soracağım. Leyla ile Mecnun hala çok özel bir dizi. Nasıl bir ambiyansı vardı, yani atmosferi vardı? Şöyle, benim oynadığım bölüm bile var. Saçma sapan bir sürü şeyler yaptık orada. Nasıl bir tecrübeydi? Sonuçta bizim şeyler oldu. Ben hani güya oradaki şarkıcım Mehmet Erdem olarak oynuyordum yani. İşte öyle bir esprili bir sahne olmuştu. Bir bölüm onun üzerine kuruldu. Hani bizimkiler olduğu için rahatım. Yoksa ben zaten hiç oyunculuk kabiliyeti olmadığı için hani çok kasacağımı biliyordum. Kimse ikna edemezdi. En azından hani bizimkilerle olunca bir hatıramız oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten ekip de müziğe epey meraklı. Tabii zaten. Sonra Leyla da ben oldum, ortaya tabii. çıktım. Biliyorum hiçbir anlamı yok yokluğunda, yokluğunda. Şikayetim var cümle yasaktan, dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakolda, fikrim filanda. Bu fotoğraf da 2012 senesi yaz diye hatırlıyorum. Yani öyle olması lazım. İşte Hakim Bey şarkısı ilk çıktığında hani duyulduğunda Sezen Aksu konserine gittim ben de izlemeye. Ve sağ olsun rahmetli Yaşar Gaga beni orada görüp Sezen Hanım'a söylemiş. İşte Hakim Bey'i söyleyen çocuk da burada diye. Ve Sezen Hanım'la ben tanışmıyordum daha önce. Hiç sahnede tanıştık yani burada. Gerçekten evet. mi? Ama şarkı onun. Şarkı onun. Şarkı biz hani yaptıktan sonra Sezen Hanım'a yolladık. O da beğendiğini belirtmişti. Yolu açık olsun demişti. Biz de teşekkür etmiştik. Yani öyle gıyap da konuşmuştuk. Tanışma fırsatımız ama olmamıştı da. Ama fiziken görüşüp aynen. buluşmamıştınız. İşte çok zaten güzel. Benim için de çok özel bir an olduğu için bu hı hı. hani sonuçta Sezen Aksu'yla da sahnede tanışmak hani. Kaç kişiye nasip oldu bu dünyada? Vallahi bana nasip oldu açıkçası. İşte şarkı zaten Sezen Hanım'ın çok sene önce yazdığı bir şarkı. 20 sene önce neredeyse yazdı. O da arada kıyıda köşede hani belki çok duyulmamış bir şarkıydı. Hı hı. Biz söyleyince tekrar kendisi repertuara aldığı için bu şarkıyı beni de sahneye davet etti. Beraber söyleyelim mi dedi. Bunu da anlatmıştımdır çok da gerçekten dizlerim bağ çözdü. Zaten hani şeyden de anlayabilirsiniz. Hani ben... Söz diye kalkmış evet, bir öğrenci yani biraz, gibi biraz mahcup. Orada bir mahcup olma, kim olmaz ki zaten herhalde evet. o sahneye çağrılınca da. Bir de hazırlıksız. Tabii. Yani ben gerçekten konser izlemeye gittiğim bir konserde kenarda otururken hı-hı. birden sahnede bulunca kendimi çok heyecanlandım tabii. Hı-hı. Hani hem harbi açık havadayız hem... Peki giderken aklına gelmiş miydi böyle bir şey olabileceği? Yani neticede yok, şarkısını ben... söylemişsin tabii. ve konserine gidiyorsun. Yani beni görür çağırır. Yani şöyle o kadar bir jant giyineyim falan. Yani hiç gerçekten öyle bir şey hesap etmemiştik. Ben normal Sezen Aksu konseri izlemeye gidiyordum. Şeyi de bilmiyordum daha. Şarkıyı repertuara aldıklarını bilmiyordum. Hani orada söyleyeceklerini haberimiz yoktu. İşte dediğim gibi rahmetli Yaşar görünce selam ne yapıyorsunuz falan dedi. Yedim oturuyoruz burada falan. Sonra gizlice haber uçurmuş. Hani oradan sahnede buldum kendimi bir anda. Çok heyecanlandım tabii. Ama tabii ki çok özel bir an. Yani bu şarkının benim hayatımda çok önemi var. Evet. Sezen Aksu'nun hepimizin hayatında çok önemi var. Neticede bir de onunla sahnede tanışmak gibi bir şansa nail oldum. Evet. Çok özel bir an benim için o peki, yüzden. Peki yok çıkmayayım, teşekkür ederim dedin mi yoksa çağırır çağırmaz hemen sahneye yani fırladın mı? Yani orada öyle diyecek bir çok bir hani şey yok zaten. Hani Sezen Hanım sahneye çağırınca bütün seyirci de alkışlayınca mecburen evet. zaten şey oldum hani. Evet.
Yani çıkmam, çıkmayı tabii ki çok isterim ama tabii çekindim, şey oldum hani, çok heyecanlandım. Hani hala o günkü heyecanımı hatırlıyorum yani. O dizlerim bağ çözüldü lafı gerçekten dizlerim bağ çözüldü. Üstün başında ne varmış ya? Çul çaput hepimizin üstündeki. Heyecanlandın sen birden bire. Heyecanlandım ya, bu nasıl heyecanlandın? Ben bıraktım saldım çayırı Mevlam kayırı sen. Sen de öyle yap tamam mı canım? Tanım senin tanım neydi? Hadi bakalım daha ne olacak? Ben Hasan Mutlu Can'a bağlıyorum. ben böyle severim, konuşmayı öyle kaldığına bak. Böyle böyle rahatlıyor insan ya. Peki şimdi şarkıyı Sezen Aksu yazdı. Sonra Zülfü Livaneli söyledi. O da çok büyük bir isim. Çok kıymetli bir isim. Ama işte bazı şarkılar bazı insanlarla altın çağını yaşıyor. Çıkışını yakalıyor. Ve o insanla o şarkı ömür boyu anılıyor. Hakim Bey ve senin örneğinde olduğu gibi. Mesela Sezen Aksu bununla ilgili bir şey söyledi mi? Söyledi. Bu şey hani... Hatta burada sahnede bile söylemiş olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ben bu şarkıyı sana yazmışım, haberim yokmuş dedi. Hani bu sonuçta bayağı bir sene sonra tekrar gündem olunca. Ki zaten hani açıkçası ben de mesela bu şarkıyı yapalım dediğimde eşimden dostumdan çok büyük bir şey almadım. Büyük bir destek gelmedi yani. Alkış gelmedi mi? Sezen Aksu şarkısı söyleme yani istiyorsan bu şarkıyı mı diye. Hani ben de o şeyi çok sevdiğim için hani hem melodik yapısı çok hoşumuza gidiyordu ve her zaman için genel geçer sözler söylenmişti. İşte gördüğümüz gibi zaten kaç sene sonra da bir söyleyince de hemen karşılık buldu. Yani birçok şarkının içindeki söz zaten atasözü gibi. Sezen Hanım'ın birçok sözü olduğu gibi. Yani o yüzden ben çok inat ettim bu şarkıyı söylemek üzere. Ve o yüzden yani kendine inanırsan zaten hani herkes de sana inanır gibi hissediyorum. Ben çok inanmıştım bu şarkıya. Sonra herkes, eşim, dostum, arkadaşlarım da inandı. Sonra herkese geçti zaten şarkı. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi Hakim Bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası var. Peki sonrasında gelen şarkılar, albümler, konserler, turneler nasıl bir yolculuk başladı Hakim Bey'den sonra? Yani hayatını Hakim Bey'den önce Hakim Bey'den sonra diye ikiye ayırabilir miyiz? Yani ayırabiliriz tabii ki. Çünkü hani biz birçok şarkı yapıyorduk dediğim gibi. Albümlerde yer alan şarkıların çoğunu daha önceden belirlediğimiz de var. Hani mesela albümdeki Olur Ya şarkısı. Yani biz albüm 2012'de çıkmıştı. O şarkıyı biz 2007'de polis filmi için coverlamıştık. Ama bir de albüm için bir daha yeniden çaldık ama mesela öyle organik gelmişti bizde de şarkılar. Hani albüm yapıyoruz ne çalacağız diye bir şey yoktu. Şarkıların çoğu hazırdı. Ama lokomotif olarak Hakim Bey'in yeri çok ayrı. Çünkü o şarkı duyulduktan sonra diğer şarkılarımızı da dinletme şansımız oldu. Belki diğerleri her zaman dinlenemeyecekti. Hani öyle bir şanssızlık olabilirdi. Çok şükür ki biz o şeyi yakaladık. Hani o şansı yakaladık. Ondan sonra birçok şarkı oldu, birçok albüm oldu, işte konserler oldu. Beklemediğimiz bu hızda gelişti. Hani biz daha ne olduğunu anlayamadık, olay buraya geldi zaten. Sensiz ben olamam, yıkılırım ayakta duramam. Ağlayamam, susarım, yaralıyım ben. Yana yana yaz oldu kışım, kor oldu düşüm. Can yürekte, yürek sende kaldı, al da gel. Bir Sezen Aksu dönemeci daha var ama. O da şimdilerde. Evet. Onun yazdığı bir şarkı. Aşk Onur Yengi ile bir aynen, düet. Aynen, düetimiz var. Allah'tan Kork. Bu şarkının hikayesi nasıl? Aşkına albüm yapılıyor. Sezen Hanım zaten yönetmenliğinde. Bütün söz müzikleri onun. Onları yaparken bir düetle mi yapsak gibi çıkıyor. İşte aşkında Mehmet olur mu acaba diyor. Sezen Hanım da ben de tanırım, severim de hani acı güzel olur. Mevzu oraya geliyor. Bizi aradılar, şarkı yolladılar. Biz de çok heyecanlandık zaten. Bir şey soracağım. Şimdi böyle çok anlatır yorumcular. Özellikle magazin programlarında falan şarkının hikayesi anlatılırken. Hep şu cümle kurulur. Ben bunun gerçekliğini senin bir anlatmanı isterim. Bir gece saat 3-4 gibi Sezen Aksu aradı. Ve işte kalktık, evine gittik. Şarkıyı dinledik, aşık olduk. Yani bu
böyle evet. bir efsane gibi. Vallahi ama gerçek herkes hikayeler. De gerçek galiba. Yok, gerçek o hikayeler. Yani saati tam hatırlamıyorum ama aynen. Gece. Geceydi. Üç gündüz öğleden sonra duymadım ben. Çünkü biraz daha hani bir müzisyenlerin hayatı biraz daha o evet, aralıkta yaşandığı için. Yani biz sahneye birde çıktığımız var. 12'de birde, 2'de çıktığımız oluyor. Tabii. Sabah 8'de hani çok randımanlı olmuyoruz o yüzden şey açısından. Ama o denilen muhabbetler doğru. Aynen o şekilde yani Sezen Hanım aradı, Aşkın aradı. Şey böyle bir şarkı var falan. Hemen dinledik. Aa çok süper falan. Ben hatta başka bir yerdeydim. Hani o gün bilmiyordum ayağım kırılmıştı. Ayağımı kırdım. Kırdığımı yeni öğrendiğim gün işte alçılar alındı falan filan. Hani ama o şarkı bizi heyecanlandırmıştı mesela. Ayağım kırılmasına rağmen onu o kadar ciddiye alamamıştım. Hani şarkı hazır falan. Zaten okumaya gittiğimizde ben bayağı botlarla falandım ayağımda. Hani öyle koltuk değnekleriyle falan gidip okudum ben de şarkıyı. Ve şimdi o beraberlik sahnede de kendini üstelik tabii. gösterdi. Sonuçta biz bu projeyi yaparken ikimizin de sahneleri devam ediyor. Hani bunu sahneye de taşıyalım istedik. Başka birçok ortak söyleyebildiğimiz şarkı var. Zaten ikimizin repertuarında da birçok Sezen Aksu şarkısı var. Yani birçok herkesin repertuarında olduğu gibi zaten. O yüzden bir beraberlik oldu. Ondan da memnunuz zaten. Bence de seyirci de çok memnundur, dinleyici de çok memnundur ama özellikle devamı gelebilir neden olmasın. Tabii yani biz hep açık bakıyoruz bu konulara. Müzikal olarak her zaman bir devinim halindeyiz. Yani dediğim gibi o her zaman açık olmak lazım zaten. Allah'tan kork, çok sevdim çok. Sen sevmiyorsun ya kimseyi kaybetmiyor. Peki müzik dışında mesela Mehmet Erdem'in en sevdiği şey nedir? En çok nelerden keyif alır? Yani şeyden eşimle dostumla oturup muhabbet etmek hani belki bir şeyler beraber dinlemek. Denizi sevdiğini biliyorum öyle okudum. Neyi? Denizi. Denizi çok sevmem aşırı aşırı. Öyle mi? yanlış oldu. Yani denizi sevmem dedim herkes kadar tabii severim. Ben öyle su sporları bir insan değilim yani hani öyle çok aşırı aşırı. Tabii ki tekneyle çıktığımızda şey yaptığımızda keyif alıyorum. Ama ben daha karacı bir insanım aslında. Ayağım yere değsin bir insanım. Dediğim gibi arkadaşlarımla, eşimle, dostumla muhabbet etmeyi severim. Gezmeyi severiz herkes gibi. Biz zaten iş icabı çok da seyahat ettiğimiz için oturmayı da seviyoruz. Hani dinlenme, oturup hani bir şeyler okumak, bir şeyler paylaşmak. Hiçbir şey yapmadan oturmak kimi zaman. Ki o zor şu anki bu hayat düzeninde ama. Doğru. İşte onları özlüyoruz, onlara vakit ayırmaya çalışıyoruz. İnsanın bazen kendini de dinlemesi gerekiyor tabii yani, değil mi? En çok belki de kendini dinlemesi gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Son bir ricam var. Programımızda bir klasik haline geldi. Sohbetin ardından bir öz çekim yapacağız. Tabii. Yapabilir miyiz? Tabii ki de.